Efendim hoş geldiniz. 5. bölümdeyiz. Macar İmparatorluğu serisindesiniz. Saygıdeğer Bizanslılar, bir Yunanca öğrenemedik gitti be. Efendim devlet iç savaştan kurtulamıyor. Bir sürü kişiyi tutukladım. İsyan bastıra bastıra ülkede vassal kalmadı. Özgür durumda olan hepsini tutukladım. Senin eşin de mi benim elimde? İnanılmaz. Seni de acaba din değişimiyle bırakalım mı? Bırakalım. Alayınızın inancını değiştireceğim arkadaş. Kafaya taktım ya. Şimdi imparatorluğu fethetmemiz için çok az bir kontluk kaldı aslında. Bunları aradan çıkartabilirsek imparatorluk oluşacak. İşte Eflak onlardan biri. O zaman savaş başlıyor. Zaten ülkesinde doğru düzgün asker yok. Gariban bir çocuğu tahta çıkarmışlar. Hemen burayı fethedelim. Şöyle. İnancı yayamıyoruz çünkü inanç için ciddi bir problem var. Bu arada kültür yayılmıyor. Kültürü yayalım. Kültürü yayalım canım abicim. Kültürü buralarda yayabiliriz. Veya farklı yerlerde de yayabiliriz. Fark etmez. Orada biraz daha hızlı olacak sadece. Ekstra bonus var. Ama oranın zaten kabul etme özelliği de var. Halk görüşü. Sakinleştirmiş yerel halk. Tengricilik var. Aslında 20 puan değil gerçi. Bu aynı kültürde değil ki. Melez bir kültür oluşturduk. Sakinleştirmiş yer al. Bu eventlerle vesaire gelişen olaylar zaten. Evet şimdi. Burada tabii eskiden şeydi bu. Dur bakayım. Gerçi asker sayısı olmadığı için problem oldu da. Geçen bölümde böyle bir problem yaşadık. Askerleri dibinde bıraktık. Adamlar yenilip durdu. Şu teklifler ne? Bana bağlı. İnanç değiştir çık. Kabul etmiyor. Tamam bu da sürgün et. Aslında zindana minden atacaksın da neyse. Gönder. Bu da eşini de çıkarmak istiyor. Dur eşine diyelim ki din değiştir. O kabul ediyor mesela. Belki eşi değiştirir zamanla. Der ki kardeşim bu din daha güzelmiş bizimkine göre. İnandırabilirsek artık. Güzel. Şimdi Eflak şehri düşecek. Muhtemelen burası düşünce savaş bitecek. Çünkü çok yüksek bir skorum var zaten halihazırda. Bu arada sağlam vücut özelliğini de aldık. Şimdi hükümdar 71 yaşında, sağlık durumu kötü ama adamı tam bir terminatör yaptım sağlık açısından. Başka burada nereye gidebiliriz şimdi? Diplomasiye mi gidelim biraz? Demir yumruk. O da ayrı bir hikaye. Buradan bir devam edelim ya. Ama ölecek bu hükümdar. Çok yaşamaz artık zaten. Yapacağını yaptı. Bir kaldı geriye şu imparatorluğu ilan etmek. Onu da yapsa aslında nefis olacak da. O biraz zorlayıcı durumlara sahip. Şunları hemen toruna verelim. Tamamdır. Devam. Rakip olmayı bırakabiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi benim yine asker sayısıyla alakalı bazı faaliyetlerim olabilir. Mesela bunları arttır. Bir de şey, ünvan şu an ilan edebilmem lazım. Para var. Mesela Hırvatistan Düklüğü. Yap gitsin. Kime verelim? Oralarda bir yerde kim var yönetimde? Bir saniye. Tanımadığımız insan. Ha mesela sen. Tamam üvey kardeş. Gel kardeşim burası. Al git. Ha. Tamam. Şimdi ve bunu yaptıktan sonra yine asker sayımızı arttırabiliriz. Prestijde. Hatta bir tane daha ünvan. Gerçi ben niye böyle yapıyorum ki? Oğlum şu yasayı geçir artık ya. Ülke yerlerde sürünüyor. Dur şimdi dur. Dur geldi. Ha. Kaçtı bu? 480 mi eksik? Yuh. Dur o zaman. Neredeydi o? Bu. 300 daha verdi. Bir dakika, o değil. Bu. Tamam, gel şimdi şu yasayı artık geçir. Yeter. Ha.
Şimdi bunun için ne kadar lazım? 931 10 yıl lazım. Kasılır. Bir ara kasılır. Sorun değil. Şimdi ben bu arkadaşlarımı dağıtayım hemen. Oyuncunun varisi. Al yavrum. Moldova prensliği. Ondan sonra bu büyük prensliği veremeyiz tabii ki. Birkaç prenslik vereyim ona, evet. Bir de bak 225 prestij alır. Bizim ülke anlayışı gereği, geleneği gereği akrabalara verince ünvanları böyle prestij kazandırıyor mesela. Böyle ilginç bir yeteneği de var aslında. Çok da iyi bence. Ne oldu lan? Casus başı azı. Ha benim vassallardan biri gitti. Korktum bir anda ya. Aman dedim. Aman. Aman tanrım. Bu ne? İlham tamamlandı. Ha tamam. Devam. Toprakları paylaştırdım zannettim. İlk aklıma gelen o oldu. 10 yıl sonra bu reformu da geçirirsem artık din sorununu halledeceğim. Biraz kendime zorluk çıkardım aslında. Bu kadar uğraşacak bir şey yok normalde de. Şu yasayı önceden geçirmediğimiz için problem oldu. Ha ama hiçbir şey mi yapmadık? Tabii yaptık. Yani asker sayımızı arttırıyoruz özellikle. Birkaç arttırabiliriz. Şimdi burada bir tane de seninle savaş yapacaktık. Ama hem ateşkes var bir de sende devasa bir ittifak gördüm. Bence yanlış bir görüntü o. O kadar ittifaka gerek yok. Peki seni öldürmek isteyen kimse yok mu memleketinde? Çok enteresan. Gerçekten insan şaşırıyor böyle olaylara. Bunlar kim? Üzeren. Ha bir dakika. Bu da dindar gerçi. Bunu uzaklaştır. Ama uzaklaştıramıyorum. Benim vassalım değil. Zayıf kozla inanç değiştiremeyiz ki. Neyse. Teklif geldiğinde parayla gönderirim. Çocuk üzeren alakalı değil. Tamam alırız parayı. Bana bağlıysa diyecektim ona göre. Onun dinini değiştiririz. Bu kimdi abi? Yine alakasız. Fidye karşılığı serbest bırak. Ben ödeyeceğim yalnız. Benden istiyorlar. Olur. Veririz. Bu neymiş? Fidye verin. Size 50 altın ödeyeyim. Kim bu arada? Tengri inancı olur. Kabul etmiş Tengri inancını. Bulgar hem de. Size 10 altın ödeyecek bunun için. Olur. Şimdi tek hedefimiz Moldova aslında ama Moldova'daki sıkıntı şey işte. Çok güçlü ya. Bayağı bir savaş yapacağız şimdi. Bir de ben stresime bakayım. Benim stres gerçi kritik seviyede değil şu anda. 3 kişi katılabilirim diyor. Baktığın zaman bunlar çok da kötü değiller ama bunlar yetmez. Birkaç kişi daha lazım bize. Bunu da böyle yaptılar şimdi ya. Şunun acaba bir hata mı? Eskiden böyle değildi. Bakılabiliyordu tekrar tekrar. Şimdi bakamıyorum mesela. Bir kişi daha çıkana kadar bekleyecek orada. Yok. Diğer seçenek daha iyiymiş gibi. Öte yandan yeni gelen bu. Olur. Bir de bizim tabi sistemden dolayı şey yapamıyoruz. Maalesef. Oğur tercümanı bul. Saray diliniz olan o bana niye öğretiyor abi? Gerçi şey danışman olarak atayacak. Şey yani görevli olarak atayacak. Bunu gönderecektik dindar diye. Tamam çık. Sıkıntı değil. Başka şampiyon davet et var. Hac yolculuğu var. Dibini sıyır ne veriyormuş? Rastgele bir saray pozisyonu alt tabakadan biri bulunacak. Peki. Saray soytarısı. Cellat. Bu görevden almayız. Korkunçluk kazanımı var. Olur. Devam. Gerçi kimseyi idam etmedik şu ana kadar. O da enteresan. Saray olayı mevcut. Küçük düşmüş saray mensubu.
Ha, ya yine mi? Sana ne kardeşim ya? Böyle şeylere ne çok... Hayda. Evet, böyle diyorduk, doğru. Yürü git. Sana mı soracağız alçak? Buraya bak ya. Sarayı toplamayacağım. Müttefitlik öner, demiş garibanın biri. Katolik Bosnalı bir adam. Enteresan. Bu kimdi? Bana bağlı bir arkadaş yine. Bu da dindar. Bunun çocuğu nasıl? O da dindar. Hayda. Bunlar sülalece dindar. Dinlerini değiştiremiyorum işte, işin kötü yanı. Şu adamın dinini değiştirebilir miyiz? %14 ihtimal. Hediye göndersek. Eser hediye etsek. Etmiyor. Hediye gönder. Çok kurtarmıyor bizi ama. %41 oldu. İşte çok uzun sürdüğü için sıkıntı. Muhbir asker etkisi plan gücünü arttıracak. Başarılı olma ihtimali arttıracak, gizlilik. Ya aslında böyle bir şeye ihtiyaç var çünkü zaten katılan yok memlekette. Adama karşı harekatımızda. Bir kişi daha gelse neyse, de gelmedikleri için mecbur risk aldık şimdi. Kesin ortaya çıkar plan, iyi izleyin. Bizde bu şans varken. Öldürebilirsem çok rahat bir savaş yapabileceğim onunla. Şimdi bir sürü dostu var. Kaçıramayacağız bilmem ne. Kaçırma planlarını da hiç devreye almadık. Onun için de bir şey lazım da. Veririz. Aktar. Şu şey lazım biliyorsunuz. Adam kaçıran lazım ya. Çok güçlü bir özellikti. De onu da dengelemişlerdir. Karakterinizin tutsağı ve vassalı. Mesela karakterinizin tutsağı. Direkt buradan da tabii gönderebiliriz. Vassalım değil nasıl olsa. Diye. Ama şu da var. Bunlar mesela kime bağlı? Gene bak, dolaylı olarak bizimkilere bağlılar. Ve bu adamın topraksız olması tamam, çıkabilir. Bu kim? Oğlum ne kadar çok kişiyi yakalamışız ya. Dindar değilsin. O zaman zahmet olmazsa bir inancını değiştir kardeşim, haydi. Öyle kuru kuru çıkmak yok. Alçak. Ama şey işte, yani bu din öyle bir din ki şimdi reform edilmediği için inanç değiştiremiyorsun. Yani değiştirsen bile bir süre sonra adam yerel inanca geçebiliyor mantık gereği. Öyle bir sıkıntı da var şu anda. Feodal yönetim için ise mutlak kabile otoritesi yasası gerekiyor. İşte Tengri inancını reform edeceksin diyor. Askeri buluşların %70'ine sahip olacak. Tüm kabile dönemi medeni ve askeri buluşların olacak da olacak. 5'ten fazla veya eşit. Güzel. Bina yapabiliyor muyuz şu an oraya? Başkente. İki tane şey var, bina var. 200 prestij. Bir ara prestij sorunumuz vardı diye yapmak istememiştik hatırlarsanız. Şu an tabii prestij zaman içinde sorunun olmaktan çıkacağı için çok da kasmıyoruz açıkçası. Dindar değilsin kardeşim. Dinini değiştir de çık haydi. Zayıf kozu kabul ediyor mu? Ya kullanmayacağım gerçi, boş ver. Direkt dinini değiştirip çıksın oradan. %73 ihtimal. Katil mi? Ya ortaya çıkması kötü oldu. Bu yaştan sonra adam efsane bir adam. 73 yaşında katil oldu. Güzel. Ama önemli olan devletin parçalanmasıydı. Şimdi artık düklük fethi yapılabilir. Oğlan şey hükümdar öldüğünde aslında bunu yapabilirdik de, artık hükümdar ölene kadar bir şeyler daha yapmamız lazım diye düşündüğümüzden en az 4 şey kaç 3 aldım, 4 almam gerekiyordu. Bu 4 tane kontluk demek. Peki burası tam bağlı mı? Evet, tam bağlı. Güzel. O zaman bu hükümdar döneminde şu kontlu şey imparatorluğu artık ilan edelim diyorum. Bu kadar da askeri olması, işte acımasız imparator. Bakın diplomasi strateji kullandı ve her yere ele geçirdi yine ya. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Kuşatma araçları hangisinde? Tamam, öbüründe. Bunu getir buraya. Limit var mı bizde kuşatma aracı şey asker limiti?
Var bir tane daha. Oraya da bir kuşatma aracı ekleyelim. Güzel işte. Moldova ordusu sözde tahta çıkacakmış da ulan seni burada barındırır mıyım ben? Senin baban güçlü bir hükümdardı ama artık sen tahtı yöneteceksin. Sözde yöneteceksin tabii. Bir de bir şeyler ele geçirmişiz. Güzel kuşatma sonucunda. %70 skorumuz var. Kısa bir zaman sonra teslim olacak. Çok kolay bir zafer bakın gördünüz mü? Adamı bir öldürdük içerideki hainler yüzünden. Al sana bu işte bir anda koca devlet yenilecek. Az önce yok işte şu kadar askerimiz ölebilir bilmem ne. Abi. Yaş 70 ya yeter artık ama ya. Savaştan savaşa koşuyoruz bir de. Sen emin misin çocuk olduğuna? Sen buradasın karın seninle birlikte mi geziyor? Değilse sıkıntı var o işte. Ben sana söyleyeyim yani. Baston ihtiyar muhabbetine dönmesin bak. Saygılar dostum 87 gel. Bunların peşine takıl. Tam da bu sırada savaş çıktı. Bu benim müttefikim falan değil miydi ya? Değil. Katılırız da. Ne olacak bilemeyiz ama. Adam bir yakalasın bakayım. %100 güzel. Gayet kolay oldu. Evet şimdi sizleri ters edebiliriz. İmparatorluk için şimdi bir de para lazım olacak bana ama. 500 altın. Güzel. Sorun değil. Altın kasılır canım. Fazla toprak da çok problem değil. Kalabilir bende. Fazla düklük sahibisiniz. Bu bir problem. Transilvanya prensliği. Burası yine aileden birine gidebilir. Akılsız mı? Mesela şu hak ediyor abi. Erkek kardeşimiz. Hak ettiğilerin olması üzücü ama kendisi bizden çok memnun. Çok değerli bir insan diyor. O yüzden oğlumuza da umarım sorun çıkarmaz yani. Göreceğiz. Saray seviyemiz de şu anda 4. Ya olabilecek maksimum seviye bu zaten. Yönetim yani kabile olduğumuz için. Evet bu kötü oldu işte. Bir yıl içinde ölüyoruz. Ölmeseydik hükümdar döneminde çok güzel imparatorluğumuzu kuracaktık ama onun dönemine kalmayacak gibi görünüyor artık. Neyse bir bakıma iyi oldu. Sonraki hükümdar döneminde en azından prestij kasmak için bir sebep. Ya aslında bu hükümdara yakışıyordu. İmparatorluk bu kadar şey yaptı adam. 150 prestij. Olur. Sarayı topla. Abi ölüyorum artık. Gelin hadi çocuklar. 10 yıllarım artık. Gerçi bildirim de kalktı ama. Gelin gelin çocuklar. İmparator son günlerini yaşıyor artık. Devasa bir devlet kurdu. Tamam başını gövdesinden ayır. Dres kazanma. Dres kazanma. Bunu de. Oğlum adam öldü ölecek böyle şeylerle gelmeyin. Biraz saygınız olsun ya. Ne terbiyesiz adamlarsınız ya. Öğrencim olsun gelsin. Yetiştireyim. Ömrümün son yıllarındayım artık. Ya oyun öyle dedi ama şu anda öyle bir şey de yok mesela. O da enteresan. Öyle bir uyardı sadece. Yatalak durumda bir de adam düşün ya. Ona rağmen herif imparatorluk kuracak be işte gerçek bir avarlı. Tengrici. Macar avar kültürünün son temsilcisi. Aslında bu kültürün de kurucusu aynı zamanda. Bir de parası oldu mu imparatorluğunu ilan edecek. Ondan sonra veraset meraset uğraşmayacağız. Buralar zaten otomatik bizim de jure hakkımız olacak bilmem ne. Öyle vura vura git. Şunu ver bakalım. Ama kullanamayacağız şu anda tabii o ayrı mesele. Peki birilerini bırakabiliyor muyum ben yine? Vassalı bilmem nesi. Mesela bu kim? Gönder bunu. 10 luka, 10 altın neyse. Bu zaten vassal olmayanlar diyor ki az para veririm ben. Bende para yok diyor. O kadar da değerli bir şahsiyet değilim diyor. Vassal olanlarda da şahsiyetler var. Ha mesela sen. Tamam. Ve işte Karpatya İmparatorluğu geldi. İnanılmaz. Artık adam ölmez. Bir 10 sene daha yaşar herhalde. Büyük Karpatya İmparatorluğu kuruldu be. İnanılmaz. İşte Kaan Tuznik. Efsane. Efsane. Babasının izinden gitti. Hatta ondan daha büyük bir imparator oldu. Ve tüm bu coğrafyayı fethetmeyi ve büyük bir imparatorluk kurmayı başardı. Güzel.
Şimdi bu serinin son bölümü olabilir. Yani yorumlarınıza bağlı. Ben şimdi bilmiyorum ne tepki vereceksiniz. Serinin gidişatıyla ilgili, serinin eğlencesiyle ilgili. Çünkü bu seri biraz, yani CK3 oynarken videolar biraz daha böyle kasmalı gidiyor. Konsantre oluyorum, işte onu yapayım, bunu yapayım. Çok fazla geyik döndüremiyorum EU4'teki gibi. Çünkü burada bir sürü farklı etken devreye giriyor. Bir anda o geliyor, bu geliyor. Yok o oradan geliyor, benim karıma saldırdılar diyor. Öbürü geliyor diyor, beni köpek ısırdı diyor. Öbürü diyor, bu adam düşmanın senin diyor. Sana diyor tuzak kuruyormuş falan. Aynı anda hepsiyle muhatap oluyorsun. Öbürü oradan diyor ki ben diyor seni aldattım diyor. Bak hükümdar da öldü bu arada. Tam vaktinde öldü bu arada. İnanamıyorum ya. Adam imparatorluğu kurdu, 36 yıl tahtta kaldı. Müthiş, müthiş, efsane bir yönetici. Vay be. Prestij de yerlerde sürünüyor. Güzel. Bekle, 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 dur şimdi. Günün sonunda... Evet, bunlar berbat yalnız. Alayı benden nefret ediyor. Şununla ilişki kasalım. Bir hediye mediye bir şey gönder. Dur, hediye gönder. 31 artıya geç de başıma iş açma sonra. Herkes nefret ediyor şu an, ülkedeki herkes hükümdardan nefret ediyor. Ne kadar kötüymüş ya, babasından dolayı ama. Babasına sesini çıkartamayan alçaklar geldi şimdi burada bize ayak yapacak ha. Terbiyesiz adamlar. Şimdi sen bize yeni bir özellik seç diyorsun ama burada neyi seçsek bilmiyorum. Acaba entrikadan mı başlasak, ne yapsak? 9 tane şey var. Babasından kaldı tabii bir sürü. 39 yaşında. Bu kardeşi mi? Ne bu? Oğlu mu? Oğlan kocaman adam, senden yaşlı bu. Ama bayağı yetenekliymiş. İyi, askeri özelliği var. Bizim ailenin zaten full askeri özelliği var. Yetenek olarak. Bende düklük mü fazla acaba? Evet abi. Biraz ondan dolayı kıyamet kopuyor burada da. Tamam. Veririz bazı düklükleri ailemizin üyelerine. Dayısına ver mesela. Dayısı niye böyle? Yok o ünvanı ver, bu ünvanı ver. Biraz da şunu ver. Bu da aynı değil mi? Bunların hepsi şimdi istiyor mu sırayla? Çok fazla düklük demiş sadece. Tamam, sana vereyim burayı. Sana hatta iki tane veriyorum bak, düklük. Tamam mı yavrum? 300 prestij aldım kafadan. Ya ünvan verince o zaten geleneklerde görmüştük ya. Aşırı derecede prestij veriyor diyor ya. Böyle bir oyun bu. Transkarpatya. Ha mesela. Geldim. Vassalım, amcam, dayım diyor. Bu yok. Buna verdik galiba. O kadar da verme. Kuzeni vassalı. Gel. Gel evladım. Sana da şöyle yapayım mı? Sana böyle bir şey yapayım mı? Gerçi bu ünvan benim... Bak şimdi burada şöyle bir sıkıntı devreye girecek. Fark etmezsek bunların bazıları benim yatırım yaptığım babasının, hatta dedesinden kalan topraklar. Bak. Ama bizim asıl şeyimiz bunlar mesela. Bunlardan kurtul. Gerçi burada da ünvan yokmuş zaten. Dur o zaman, bunu da ver. Karakterinizin oğlu ve öğrencisi. Sana burayı vereceğim evladım. Ama 3 tane toprak da veriyorum yanında. Ha bir dakika, bir dakika, çocuğa verelim burayı. Tamam. Bir de prensliği al evladım. Tamam. Evet. Tabii düklük sayımda hala fazlalık var. O işin ayrı boyutu. Tamam, sana bunları vereceğiz. Dur şimdi. Burayı veremiyoruz. Moldova prensliğini verebiliriz. Burayla çok fazla işimiz yok. Herkesle aramızı iyileştiriyoruz ama var ya, acayip bir prestij oldu. Çok fazla prestij kasılıyor böyle toprak verince. Bihar neresiydi? Burası benim bir haber olduğum yer mi? Vereceğim, bitsin. Şununla aramız biraz daha iyi olsun madem. Dönemimde güçlü bir vasal. Çok yaşa Kaan. Karpatya Kaanlığı. Vay 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 vay. Geldiğimiz gibi... Dur bir dakika oğlum, bir kavga çıkmasın, bir bekleyin önce. Bir ziyafet düzenleseydik. Orduyla birlikte miyiz? Bir de gerçi savaştayız biz, doğru. Benim ordum nerede şu an? Burada. Ne savaşları var abi burada şimdi?
Ben neredeyim? Buradayım. Flamamı tanımadım. Bir de akılsızmış adam. Zaten aslında belli olmuyor mu? Yani yaşına göre biraz daha yetenekli olması lazım. Ya burada da babasının bıraktığı savaş bu. Burada ne alabiliriz? Ne alabiliriz? 10 görüş kaybediyor bilmem ne. Tamam, bakmadım, direkt dandum bastım. Abi bu kadar eventi kim okuyacak ya? Bir süre sonra insan bu soruyu soruyor şimdi. Nasıl okuyacak? Nereye okuyacak? Nereye varacak? Bunlar kalsın, sonra ilgileniriz duruma göre. 6000 asker var. Ha, ben bunu seçmedim daha. Evet. Yani çok beceriksiz bir hükümdarla karşı karşıyayız. O zaman bu biraz daha askeri konularda kassın mı kendini? Buralara falan basarız gerekirse. Başka? İsyan gelecek zaten. O ayrı konu da. Ya yanlışlıkla hep öbürüne basıyorum. Hediye gönder. Tamam. Savaşlar açabiliriz. Vasalların meşru suzerenlerine aktarabilirsin diyor. Tengrici bir avar. Gönder. Bu kim? Onu da gönder. 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 Tamam. Şimdi bir tane mi? Ya da hatta yok. Ha şu, yok, kalmadı. İsyan kalmadı. Güzel. 6500 civarı bir askerimiz var. Dayanıklılığı düşük olan tamir ettirebiliriz. Para kalmadı. Bir ara yaptırırız. Ve benim ittifakımda kimler var şu anda? 200 askerlik bir adam. Bu da benim vassalım zaten. Bir bu varmış. Onda da hayır yok. Dur. Senin çoluk çocuğun var bir sürü. İttifak gücü. Mesela. Mesela yani. Ana soylu yapabiliyor muyuz? Ha, biraz zorlasak ana soylu olabilecek aslında. Ya bunu neye ana soylu yapıyorum? Bir şekilde belki bir yerlerden şey denk getiririz. Hak iddiasını kullanıp, gerçi düşük bir şey oluyor. Hak iddiası oluyor ama yani onu da yapamazsan iptal oluyor. Onun çocuğuna kalmıyor. Ya yani anası babası geçti. Gerçi bir dakika. Yo, ana soylu da olsa geçiyor ya. Babasından geçiyor zaten. Sorun yok ki. Gayet sorun yok. Neyse. Sen şununla evlen. Biz her halükarda bir hamlemizi yapalım. Bir dostumuz olsun. Bir de savaşa bakmadık. Askerleri imha etseler öyle seyredeceğiz. Ordunun sadece bir kısmı sahaya inmiş zaten. Hepsi değil. Peki. Evet, Polonya ile ittifak. Güzel. Diğerlerini de sırayla değerlendireceğim. Bölümün evet, aslında buralarda bir yerde bitebilir. Bölümün de sonuna gelmiş olalım. Çünkü serinin de sonu olmuş olacak aynı zamanda. Yani dersiniz ki biraz daha ya şu hedefi yapalım, bu hedefi yapalım. Ben ona yürürüm tabii ama tahmin ediyorum ki artık bu bölümler yavaş yavaş serinin sonu gelsin diyebilirsiniz haklı olarak. Çünkü bayağı bir yükseldik. Şu an dünyanın en güçlü ülkelerinden biriyiz. Halihazırda. Bakalım mesela Bizans 6700, İtalya zayıf, 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 hepsi zayıf. Şu an dünyanın en güçlü ülkesiyiz aslında. Kabaca böyle bile söylenebilir. Tabi buradan sonra ne yapardık devam etsek? İşte o Yunan kültürüyle alakalı bir birleştirme hedefim vardı ama 50 yıl falan gerekiyor. İtalya'ya çıkmak olur, Hun İmparatorluğunu diriltmek olur. Şöyle bir coğrafyayı kontrol etmek gibi bir hedef olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında bence güzel bir seri oldu. Benim için de yine bu yeni güncellemeyi daha detaylı bir gözlemleme şansım oldu. Şimdi bazılarını yüzeysel inceledim. Bazısında evet, yani o mekaniklere biraz hakim olalım da seride anlatırız diye bir çabam oldu. Ama burada dediğim gibi benim için de ciddi bir faydası oldu. Yönetim reformu, işte gerektiğine din reformu, bunları da yapmak gerekiyor tabii. Ve buralarda zamanı geldiğinde fethedelim. Mesela şu an ateşkeslerimiz bitti buralarla. Otomatik olarak hükümdardan bize geçti ya. Onlar da yaparsın, saldırırsın, fethedersin buraları. Şu an ordular sahada diye savaş açamıyoruz. Başka da çok fazla. Ha, bir de şunları tabii edinmesi lazım. Ney? Çocuk bu gerçi, pardon. O zırh gelmiş. Kılıç yok, daha iyisi var. Üstelik de
babasından kaldı. Aa bunlar yo, eklenince artı 2 oluyor zannettim de değil. Tamam. Aynı yere ekliyor onları. Sıkıntı değil. Ya gerekirse tek tek incelersin. En iyi seçenek hangisi? Bakarsın ona göre yerleştirirsin. Antikacım yok mesela. Bir tane antikacı atarsın. Ortalama. Gel mesela. Tamam. İşimi daha da kolaylaştıracak. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir macerayı tamamlamış olduk. Şuradan soya bakalım. İlk hükümdarımızla 23 yıl mücadele ettik. Kendisi önemli bir insandı gerçekten. Hatta tarihimizin en iyi hükümdarı mı olacak diye bakarken ondan daha iyisi çıktı oğlu. 36 yıl tahta kaldı. 75 yaşına kadar. Bak bu zehirlenmiş muhtemelen. Nöbet geçirerek hayatını kaybetti. Aman tanrım, acaba neden oldu? Cin çarptı gerçi. O da var. Oğlu ama efsane bir yöneticiydi. 36 yıl tahta kaldı. 75 yaşına kadar devleti yönetmeyi başardı ve imparatorluk haline getirdi. Koca ülkeyi, bunun döneminde mi krallık yapmıştık ya? İlk krallık unvanımız. Tabii ki. Burada krallık yok. Hatta devlet parçalandı. Bu adam geldi. Ülkenin, yani parçalanmış devleti birleştirdi. Kardeşleriyle savaştı. Toprakları fethetti. Sonra krallığı da fethetti. Ve imparatorluğu da ölmesine bir iki yıl kala kurmayı başardı. Bak böyle de bir hikayesi var mesela. Bunu anlatmak da ayrı bir eğlence CK3'te. Ama bunu burada yapabiliyorsun mesela. Oyunu oynarken işte bir sürü aksiyon yok. Ona bak, buna bak, savaşı yönet falan. Biraz o ciddiyetten dolayı muhabbet yarım kalmış olabilir ama günün sonunda hikaye çok güzel görünüyor. Yani bu adamın dönemi özellikle efsaneydi. Şimdi biraz da hatta beyinsiz zaten. Adının iki de var adamın, takma adı. Ama komutan yani. Tam bir general kendisi. Ve bakın çeşitli yerlerde de hak iddiaları var. Bu annesinden kaldı buna. Duruma göre oraları bile fethetmeye gidebilir. Ukrayna, Rusya taraflarına bak. Görüyor musun? Yukarıda bir sürü hak iddiası var. Şuraları komple çıkabiliyor yani. Kendi ülkesini sağlamlaştırır. Asker sayılarını arttırır. Prestiji zaten efsane. Yönetim 94 kalmış. Dur ya, şunu da halledelim. Taht otoritesini. Bir yerden, ama para yok şu an bende. Gerçi prestiji yetecek birazdan. Otomatik artıyor. Prestij artsın. Onu da onaylayalım. Bunun döneminde de işte ülke... Ulan 78 diyor, dur ya. Ben de 1000 diye hesaplıyorum. De böyle. Kraliyet görkem seviyesi düştü. Devam. Evet. Son 60 kaldı. Savaşı da kazanmışız. Öbür savaş ise... Kaç asker var abi bunlarda? Ya şunları kov gitsin ya. Sonra bakarız. Şu reformu da halledelim de ondan sonra biraz da paramız olsa çok iyi olacak. Böyle bir hikayeydi işte. Aldık, gariban bir kontluk seviyesinden başladık. Düklük. Başladık. İlk başta hükümdarımıza da gayet loyal kaldık yani, onu da unutmayın. Sonra baktık bizim dinimizi değiştirmeye kalkıyorlar. Bize bir tuzak kurmaya çalışıyorlar falan. Bu iş dedik sıkıntı. Şimdi bak, hapisteki adamlar, alçakların artık ünvanlarını da iptal edebilirim yani istersem. Böyle bir hakkım da var halihazırda. Ama bunlar benim değil ki kontrolünde. Gerçi hiçbir artık hapiste değil. Hepsini salmışız ya. Hiç sorun değil. Baktık dinimizi değiştirmeye çalışacaklar. Bak burada Tengri yayılmış mesela bazı yerlerde. Dinimizi değiştirmeye çalıştılar. Bağımsızlık savaşı açtık. Mecbur. Ve ondan sonra bu haldeyiz. Hoşçakalın. Farklı seriler yine devam eder. Yani CK3'te kısa vadede bir seri gelir mi bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda bakalım, bazı şeyler yapılabilir.